Bu okuyacağım ayeti her dükkanın duvarına asılmasını isterdim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mudaffifin. Ellezine izâ kitâlû alen nâsi yestâfûn. Ve izâ kâlûhum zenûhum yuhsirûn. Elâ yadunnu ulâike ennehum meb'ûthûn. Liyevmin azîm. Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkarılacaklar. Diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Ticaretle uğraşanlara gelsin. Vay haline diye çevirdiğimiz vey kelimesi azap ve helak gibi anlamlara geliyor. Bazı müfessirler ise veylin cehennemde tartıda ve ölçüde eksiklik yapanların gireceği bir vadi olduğunu belirtmişler. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman Medineliler ölçü ve tartıda hile yapıyorlardı. O sıralarda bu ayetler indirildi, onlar da kendilerini düzelttiler. 1 ila 3. ayetlerde bir taraftan eksik ölçüp tartanlar yaptıkları işin çirkinliğinden dolayı kınanırken diğer taraftan böylesine çirkin bir işe kalkışanların ahirette cezalandırılacağı dikkat çekilmektedir. Burada ölçü ve tartı örnek bir işlem olup daha genel olarak insanların kendi haklarını gözettikleri kadar sorumluluklarını da özenle yerine getirmeleri gerektiği vurgulanmakta. Veya senin hakkın yenildiği zaman nasıl kızıyor, bunu çirkin bir eylem görüyorsan başkasının hakkını yeme hususunda da aynı fikirde olman gerekiyor. Son ayetlerde şöyle bir ifade var. Onlar ahirete gelip hesap vereceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Yani huzura çıkacağına, ahiret gününe inanan birisinin insanları asla kandırmayacağını, eğer bu ahlak kendisinde varsa bu insanın ahiret inancını gözden geçirmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani arkadaşlar, İslam değil birinin malını gasp etmek, az bir şey eksik tartanı bile tehdit etmiştir. Mudaffifin suresinin bu ayetleri hayatımızın her alanında kulağımıza küpe olsun. Kalın sağlıcakla.